Değerli izleyenler merhaba. Ruh sağlığında bugün cinsel terapi üzerine konuşacağız. Konuğumuz aile danışmanı ve cinsel terapist psikolog Nurgül Ay olacak. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Nurgül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün cinsel terapiden bahsedeceğiz. Çiftler için gerçekten yine önemli bir konu olacak bugün ele alacağımız konu. İlk olarak dilerseniz terapi nedir hep merak edilir. Cinsel terapinin ne olduğunu öğrenelim sizden. Cinsel terapiden önce cinselliğin ne olduğunu tanımlayalım. Tabii. Cinsellik ruhların, duyguların ve duyuların birbirine senkronize olduğu, birbirine geçtiği çiftler arasında bilim ve sanattır aslında cinsellik. Hani tamamen üremeye yönelik değildir. Her zaman da söylediğimiz gibi bizi hayvanlardan ayıran özellik üreme dışında cinsellikle ilgili duyu, duygu ve bir takım tatminlere ulaşabildiğimiz bir durumdur cinselliği yaşamak. Dolayısıyla önce cinselliği doğru bilmek gerekiyor. Hani her zaman üremeye yönelik değil. Bunun vakit ayrılması gereken, bununla ilgili kendimizi geliştirmemiz gereken bir konu olduğunu, bununla ilgili bir takım okumalar yapmamız gerektiğini bilmeliyiz öncelikle. Cinsel terapi her türlü cinsel işlevlerin bozukluğunda bu kişinin tamamen semptomatik belirtisi hani şey olabilir, somut olabilir. Soyut psikolojik bir kavram olabilir. Kişi kendini kötü hissediyordur, onun duygusuyla başa çıkamıyordur. Bunun gibi her türlü konuyu alan bir terapi yöntemidir, psikoterapi yöntemidir. Şimdi cinselliğin tanımıyla başlamışken terapiden de söz ettik ama cinselliğe toplumun bakış açısı ne şekilde peki? Ya da gelen çiftler cinselliği ne şekilde tanımlıyor, görüyor? Siz de biliyorsunuz ki hepimiz bu kültürde yetiştik. Sosyo-kültürel seviyesi ne olduğunu önemi yok. Bu total bir özellik. Yani üst kademeden de alt kademeden de eğitimlisi de eğitimsiz de cinsellik hepimiz için bir tabu. Yeni biz cinselliği televizyonlarda konuşmaya başladık. Kaydar Dümen sağ olsun. Gayet güzel bize şeyler açtı, yollar açtı. Cinselliğe bakış açıları tabii ki de böyle geldiklerinde heyecanlı, ben bu konuyu nasıl bir yabancıyla paylaşabilirim, çok iğrenç hissediyorum kendimi, kötü hissediyorum gibi kaygıyla. Zaten bir kişi geldiğinde öncesinde biz genellikle almaya çalışıyoruz ama bir yanlış anlaşma oldu diyelim, bireysel terapi diye yazdırdı ya da yanındakiler vardı konuşamadı. Biz sonradan geldiğinde hemen anlayabiliyorum, yani bu kişi cinsel terapiyle konuşacak diyebiliyorum. Hemen davranışlarına yansıyor, heyecanlanıyor, yüzü kızarıyor falan, bahsederken nereden gireceğini bilemiyor. Gerçekten sıkıntılı süreçler yaşıyorlar ama hemen ikinci seansta bir bakmışsınız ki o tabulu, o bir takım sıkıntıları olan insanlar gitmiş yerlerine çok rahat, kendileri bile inanamıyorlar. O kadar kısa sürede sonuç veriyor. Gerçekten benim diğer şeyler arasında çok yüz güldürücü sonuçlar ve somut sonuçlar elde ettiğim terapi yöntemi ve çok seviyorum. Bu kadar etkili bir şey aslında, çözümü var. Evet, çok basit. Cinsel sorunların. Şimdi çiftlere baktığımız zaman genelde hangi durumlarda cinsel sorunları yaşayabiliyorlar? Evet, birincisi şu, vaginismus problemiyle en çok başvuru aldığım konu. Hatta primer olarak bu işi yapıyorum en çok. Cinsel terapinin hani şu anda benim için bel kemiği olan vajinismus. Çünkü burada kişiler aslında haz ve doyum odaklı bir çerçeve değil, tamamen üremeye yönelik bir sıkıntı yaşadıkları için başvuruyorlar. Erektil disfonksiyon, yani sertleşme problemi, bu da biliyorsunuz cinsellikte sıkıntı yaşattığı için çok başvuru konusu. Aslında 10 erkekten 7'sinde denetimsiz boşalma gözükmesine rağmen şimdiye kadar bana direkt bununla ilgili başvuran olmadı. Öyle söyleyeyim size. Sadece çiftler geldiğinde biz bunu bir uyum problemi olarak değerlendiriyoruz ya. Diyelim ki vajinismus ya da dispareuni dediğimiz ağrılı cinsel ilişki bozukluğu var. Onlar birlikte geldiğine bakıyoruz ki alt dinamikte uyum problemi olarak baktığımızda onun da bir problemi var ve denetimsiz boşalmasını o şekilde ele alabiliyoruz. Hani direkt gelen dolaylı olarak geliyorlar. Evet, maalesef, çünkü erken boşalma ya da halk arasında erken boşalma, denetimsiz boşalma şöyle oluyor. Yani sonuçta bir şekilde cinselliği sürdürebiliyorlar ama sertleşme probleminde ya da vajinismusta cinsellik hiçbir şekilde olmuyor. Dolayısıyla sürdürülebilen bir cinsellik var denetimsiz boşalmada. Ama kadın da erkek de bu kültürde yetişti ve kadın da bunu bir görev olarak algılıyor. Hatta problem olarak bile görmüyor denetimsiz boşalmayı. Çünkü zevk almıyor. Kadın bunun sadece yapılması gereken bir süreç olduğunu düşündüğü için onun da aslında sekonder bir kazancı olmuş oluyor. Yani denetimsiz boşalma söz konusuysa ertelemeler söz konusu olabiliyor. Evet. Aslında vajinismusa baktığımızda da kadının bunu sadece az önce dediniz ya üreme sorunu olarak görmesi de bir problem değil mi? Kesinlikle çok büyük problem. Çünkü cinsellikten söz ettiğimizde sadece üreme
neden bahsetmeyeceğimizi en başta dile getirdik. Kesinlikle problem ama işte toplum ona böyle öğretiyor. Yani cinselliği düşününce kendisini ya da bunu uygulayınca kötü hissediyor. Bir takım eylemleri yaptığında kirlenmiş, günahkar bir insan olarak hissediyor ve bununla başa çıkamadığı için sadece savunma mekanizmasının el verdiği ölçüde toplumun ona yüklediği bir cinsel rolü üstlenerek anne rolüne geçiş yapıyor. Yani bunu kutsallaştırıyor. Halbuki biz ne demiştik, her zaman da söylüyoruz. Biz nasıl yemek yemeden duramıyorsak, birincil temel ihtiyaçlarımız arasındayken, yemek yemediğimiz zaman bile biraz ertelesek sinirli oluyoruz. Evet. Yani bir takım şeylerimiz değişiyor, değil mi? Cinsellik de birincil temel ihtiyaçlar arasında ne vardı? Yemek yeme, içme ve barınma vardı. Biz yemek yiyeceğiz, içeceğiz ve güvenliğimizi sağladıktan sonra ikincil temel ihtiyaçlardan, bakın temel diyorum, bir tanesi cinsellikti ve bunu halletmediğimiz zaman, bunu göz ardı ettiğimiz zaman ve önemsemediğimiz zaman aslında aile içi çatışmalar, kendisini başka semptomatik bir rahatsızlık olarak, somut bir rahatsızlık olarak çıkartıyor ortaya. Bunun gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz. Fakat biz altyapısına değinmeden hani bunun o anda yaşanması gereken bir belirti olduğunu düşünüyoruz. Yani yaşanması gereken bir hastalık, bir kader anlayışıyla yaklaşıyor insanlar. Nasıl ki yeme içmeden duramıyor ve vücudumuz tepki veriyorsa, bir gerginlik yaşıyorsak, cinselliği de doğru düzgün yaşamadığımızda bunu ruhsal olarak tepki verecek vücudumuz. Belki fiziksel olarak, somut olarak tepki verecek. Mesela bir hastamda sedef hastalığı belirmişti, biliyorsunuz stres de kaynaklıdır o. Dolayısıyla böyle şeyler çıkabiliyor. Önce hastalıkta gelen kişinin acaba hani doktorlarda şöyle bir şey var ya, hekimlerde, hepimizde. Hani sadece hastalığın kendisini görüyoruz. Halbuki arka fonda mesela kişinin çok şiddetli baş ağrıları var. Evet, belki biyolojik olarak bir belirtisi var, somut bir şey var ama bu somut belirti neden işte sizde değil de bende oluştu ya da Ayşe'de de değil de Fatma'da oluştu. Tamam, genetiksel, kadınsal birçok faktörü var ama yine de birçok şeyler örtüşmüyor. Yani sadece genetikle, kadınsalla örtüşmüyor. Çözüm bir şeye yönelik oluyor ve bitiyor. Sonra tekrar aynı şeyler tekrar başka bir yerden çıkıyor. Şimdi burada kadın ve erkeklere baktığımız zaman bunlar cinsel sorunu olduğunda genelde hangi durumlarda size başvuruyorlar? Çünkü diyoruz ya, biraz daha kapalı kutu gibi kalıyor ya da hala çekingenlik yaşanabiliyor cinsellikte. Geç kalmış olabiliyorlar mı? Evet, genellikle geç kalıyorlar zaten. Ya da erken gelmeleri neyi değiştirir? Süreci çok çok etkiliyor. Çok güzel bir soru sordunuz. Bu erken ya da geç gelme süreci çok etkiliyor. Evet. Yani tedavi sürecinin uzamasını ya da kısa sürmesini. Bu nasıl oluyor? Şimdi çiftler, diyelim ki vajinosumuz sorunuyla en çok gelenler, ne demiştik? İşte sertleşme problemiyle ve disporoni ile, üçüncü sırada da disporoni var. Fakat geç kalırlarsa eğer şöyle bir şey oluyor. Şimdi ilk başta heyecanla deniyorlar ve bunun bir gün, bu geçici bir süreç olacak ve her denemede bir başarısızlıkla sonuçlanıyor, değil mi? Başarısızlıkla sonuçlanan her şey bir kısır döngüye giriyor ve bir daha denemek istemiyorsun. Sonra form başka neye dönüşüyor? Uzaklaşmak, cinsel isteksizlik, işte birçok forma dönüşüyor ve evlilikte, sen yapmak istemiyorsun. Evlilikte yıpranmalar oluyor. Evet, kesinlikle. Çatışmalar başlıyor. Biliyorlar ki aslında altyapısı bundan ama bir türlü çıkartıp birbirleriyle konuşmaktan çekiniyorlar açıkçası. Burada eşlerin de birbiriyle konuşmasında sıkıntılar görülebiliyor mu? Kesinlikle açıkça. Tabii. O kadar tabu ki bu. Tam olarak ne istediğini, ne zaman istediğini, ne şekilde istediğini bilmiyorlar. Kafalarında yıllarca sağdan soldan duyduğumuz bir sürü şey var. Ve ne oluyor böylelikle? Biz sağdan soldan duyunca bunları doğru kabul ediyoruz. Kendi süzgecimizden de geçirmiyoruz aslında. Çünkü gerçekten hiç var olmayan, doğru olmayan bilginin biçimiz boşken doldurulması çok daha kolaydır. O yüzden geçen haftalarda da bir kreşte yine cinsel eğitim konusuna değindim. Evet. Bunun ne kadar önemli olduğunu sizinle de geçtiğimiz bir programda konuşmuştuk, hatırlarsanız. Burada söylemiştim, yani hani her şeye dikkat ediyoruz, davranışlarımıza, ama cinsel bilgi özellikle 0-6 yaş döneminde sadece ebeveynlerle birlikte edinilebilecek bir bilgi ve çocuğun bu konuya daha rahat, daha özgür bakabileceği ve sıradanlaştıracağı bir konu olmalı. Eğer onun dışında siz ona ket vurur ve bir şekilde aranıza bir set çekerseniz, çocukla aranıza, ve bunun günah, yasak, ayıp olduğu duygusu yerleşirse, sonradan farklı ve onun gibi sağdan soldan duyumlar almış çocuklardan ya da yaşına uygun olmayan internet sitelerinden bir şekilde verilerle karşılaşacak ve bu da bir travma
travmatik sürecin içerisine girmesine neden olacak. Ki bunun için ebeveynlerin eğitilmesi çok önemli. Ya da bunların sıklaştırılması. En azından kitaplar okusunlar çocukları. Bir sürü kitap var. Cinsel eğitim ne zaman verilmeli, hangi yaş aralarında hangi sorular geliyor. Cinsel eğitim aslında doğumla birlikte başlıyor. Acaba nasıl başlıyor? Bunu illa sözel olarak eğitim vermek bir yan yana oturalım. Hadi bakalım ben sana cinselliği anlatıyorum diye başlamak gerekmiyor. Ben size bir fıkra anlatayım bununla ilgili. Tabii. Şimdi 14 yaşına gelmiş bir erkek çocuğumuz var ailenin ve aile aralarında konuşuyorlar annesi ve babası. Diyorlar ki artık çocuğumuza cinsel eğitim vermenin vakti geldi. Kıvranıyorlar nasıl anlatsak falan diye günlerce hazırlanıyorlar ve bir gün oğlum otur bakalım bugün seninle cinsel eğitimle ilgili konuşacağız diyor. Çocuk şöyle saatine bakıyor. Baba ne soracaksan sor da arkadaşlarımla buluşacağım diyor. Yani bu kadar geç kalınmış olabiliyor bazı şeyler için. Evet bu da çok manidar bir fıkra. Çok da seviyorum. Ki birçok ailenin aslında yaşadığı kesinlikle şeyler bunlar. Hepimizin. Çünkü ergenlik dönemine yaklaştığında özellikle anne babalar çocuklarıyla bir şeyleri galiba konuşmaya başlıyorlar. Kritik dönem o dönem oluyor kritik sanırım. Kritik dönem aslında şöyle. Geçmiş oluyor. Geçmiş oluyor çoktan. Çünkü bir altyapı yerleşmiş oluyor. Çocuğun yanında anne ve babalar sanki günah işliyormuşçasına birbirlerine yakınlaşmıyorlarsa, el teması, göz teması aslında cinselliğin sevgi gösterisi olduğunu fark ettirmiyorlarsa bu çocukta ne gibi sonuçlara yol açıyor? Yani diyor ki demek ki cinsellik kötü, yasaklanan, ayıp, yapılmaması gereken bir şey. Yakın ilişkiler konusunda problemlere yol açıyor. Değil mi? Sevgiyi gösterme tabii anlamında ki, o çocuk problemler yaşayabilir. Cinsel işlev bozukluklarına yol açıyor. Ve ben demiyorum ki hani karşısına geçin, hani bir takım eylemleri yapın. Ama mutlaka ve mutlaka bir takım sevgi gösterisinin de bulunun. Yani şunu söylüyor vajinus musluk problemi yaşayan kadınlar. Diyor ki ben diyor annemi babamı daha yan yana otururken görmedim. Yani bu nasıl bir psikolojidir düşünebiliyor musunuz? Yani kız bunu nasıl normalleştirsin? Şu an erişkinler bu sorunu yaşıyor ama çocukların en azından gelecekteki neslin bunları yaşamaması için anne babaların özellikle bunlara dikkat etmeleri gerekiyor ki birçok faktör de var aslında daha fazla. Bunları da kitaplardan ya da eğitimlerden daha neler öğrenebilirler. Neler var, bir telefonumuz var. Tabii ki, sohbetimize sonrasında devam edelim. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhaba. Buyurun, dinliyoruz sizi. Hanımefendi, ben 16 senelik evli ve bende eşem boşalma, vajinada sertleşme olmuyor. Her ilacı, her şeyi denedim, hiçbir şey bulamadım yani. Ne yapmam gerekiyor hocam? Şimdi anladığım kadarıyla sertleşme problemi yaşıyorsunuz. Bir de erken boşalma mı? Yanlış mı anladım? Doğrudur. 16 yıl boyunca denemediğiniz ilaç kalmadı. Ürolog konsültasyonundan geçtiniz yani muayenesinden. İlaçlar verildi ama hiçbir etkisi yok. Şimdi sizin sorununuzun böyle bir durumda psikolojik olduğunu düşünürüz. İlk önce biz biyolojik bir altyapısına bakarız. Eğer bununla ilgili bir problem yoksa psikolojik olduğunu düşünürüz. Dolayısıyla bir cinsel terapiye ihtiyacınız var ve cinsel terapiyle acaba sizi etkileyen dinamikler neler? Öncesinde mi başladı? Sekonder bir durum mu? Birincil bir durum mu? Ben hocam özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ben küçükken menenjit hastalığı geçirmiştim. Menenjit hastalığı, evet. Evet. Küçükken menenjit hastalığı geçirdim. 3 kere de trafik kazası yaptım. Tamam. Yani bunu etkiler mi diye mi soruyorsunuz? Evet. Yani menenjitle ilgili cinsel hastalıklar konusunda hani etkiler mi etkilemez mi çok bilemiyorum. Şu anda çok tam bir bilgim yok bu konuda ama trafik kazasının etkileyeceğini sanmıyorum. Ama ürologlara gittiğinizde size bir ilaç veriyorsa sizin anatomik bir altyapınız yok aslında ama bu ilacı kullanma diyorlar. Yoksa senin bu ilaçlara sürekli kullanman lazım mı diyorlar. Ne diyorlar size beyefendi? Hocam gittiğinde ilacı kullan dediler. Kullandım. Ondan hiçbir fayda görmedim. Yani söylemesi ait bir televizyonda sprey falan getirttirdim. Onun da hiçbir faydasını görmedim. O zaman ben şöyle düşünürüm. Dediğim gibi psikolojik bir altyapısı var ve bunun nedenlerine inmek lazım. Bir bakmak lazım sizin küçüklükte yaşadığınız anneyle olan ilişkilerinize. Hurafelerle ilgili neler var? Kendi beden algınızla ilgili bir sorununuz mu var? Yani kafanızda ne gibi algılar var? Bunlara bakmak lazım. Cinsel terapiyle çözülebileceğini düşünüyorum ve gerçekten çok hızlı ilerlediğimiz bir süreç oluyor. En yakın zamanda bir cinsel terapisten yardım almanızı tavsiye ediyorum. Bunu ben Yozgat'ta yaşıyorum. Kimden alabilirim hocam bu cinsel terapiyi? Yozgat'ta veriyorsunuz.
Şimdi Yozgat'ta araştırın, bir Google'a girin. Belki bir jinekolog arkadaşlar vardır ya da ürolog arkadaş olup aynı zamanda cinsel terapist olanlar vardır. Bir cinsel terapist kimliği var mı? Bir bakın. Yoksa da Bursa'ya bekliyoruz sizi. Neredesiniz hocam? Bursa'dayız. Bursa'dayım, evet. Bursa'nın merkezinde. Nurgül Hanım'ın ismini yazdığınızda zaten evet, bulabilirsiniz. Evet. Yani tamam. Hocam ben bu konuda çok sıkıntı çekiyorum. Yani bir şey desem muamma olur. Ayda bir, haftada bir, iki ayda bir, üç ayda bir öyle diyebilirim yani. Doğru. Yani dediğim gibi olumsuz yapılan her durumda geri dönüş olarak her seferinde erteleme, durum süresini uzatma olur. Yani olumsuz bir pekiştirme yaşıyorsunuz. Elbette ki yaşamak istemezsiniz. Geç kalmadan destek alın diyelim evet. Biz. İyi günler diliyoruz size. İyi günler. Hoşçakalın. Şimdi tabii denetimsiz boşalmadan söz etti beyefendi. Bir de sertleşmeden bahsetti. Burada dilerseniz bunlara giriş yapalım. Bunların tamam. Nedenleri var mı ya da neler olabilir? Çünkü çocukluktan da az önce bahsettik. Nedenleri için neler söyleyebiliriz? Şimdi her bir semptomun, yani şu anda biz ne diyoruz? Aslında bir savunma mekanizmasıdır. Biyolojik bir problem yoksa, dışa yansıyan, cinsel terapiye ihtiyaç duyulan, psikolojik olan cinsel rahatsızlıklar bir savunma mekanizmasıdır. Dolayısıyla her birinin neden olabileceği değişkenlik gösteriyor bireye göre, kişiye göre. Evet. İşte o savunma mekanizması dediğim denetimsiz boşalma mı, sertleşme boşalma mı, savunma mı, acaba öfke mi bir de? Sadece savunma da değil, öfke de olabilir. Yani bir duygu yansıtması var orada. Mesela denetimsiz boşalma neden olur? Bir bakalım sorun nerelerden kaynaklanır. Şimdi bizim çocukken biliyorsunuz, daha az önce de değindik. Cinsellik konusu bizim için hep ayıp, yasak, günah. Asla konuşulmaması gereken bir şey. Cinsel organa çocuk yaklaşık 3 yaşları civarında, 18 ay 3 yaş civarında daha çok ilgi duymaya başlar bezin çıkmasıyla birlikte. Ama bu ilgi duymak yetişkinlerin anladığı gibi hani cinsel fantaziler kurarak değil. Çocuk henüz öyle bir şeye sahip değil, zihne sahip değil. Dolayısıyla sadece oraya dokunur. Bir ağzına, burnuna, koluna dokunmaktan farksızdır. Sadece şimdiye kadar kapalı olduğu için, çıktığı için o aylardan sonra özellikle olur. Ve farklı bir şey olur. Orada bir haz alır ama bizim anladığımız haz gibi değil. Yani oraya dokunur, oradan bir duyum alır diyeyim. Mesela ben şöyle elimi okşadığımda bir duyumum varsa, çocuk da cinsel organını okşadığında bir haz alır. Kız da, erkek de hiç fark etmiyor. Bunu biz ne yapıyoruz? Çek elini oradan, ayıp, yasak, günahlarla başlıyoruz. Evet. Ve çocuğa sürekli engellemeler doğrultusunda büyümeye başlıyor. Bununla da kalmıyor. Anne baba çocuğun yanında bir sevgi gösterisi ya da bir küçük bir öpücük, el ele tutuşma, birbirine sarılma gibi davranışlar göstermiyor. Arkasından bir televizyonda öpüşme sahnesi çıkıyor. Direkt zapping yapılıyor, değiştiriliyor ve burada çocuk mesaj alıyor. Demek ki bu çok kötü bir şey, izlenmemesi gereken bir şey ve bundan sonra asla soru sormamalıyım diyor. Evet. Arkasından çocuk 3 yaş civarlarında, 5 yaş civarlarında, hatta daha öncesi bile olabiliyor. Çocukluk mastürbasyonu dediğimiz bir olay var. Bu çocuk mastürbasyonu yine yetişkin mastürbasyonu gibi değil. Yani fantazilerle olan, sonu gelen, boşalan, çözülen bir durum değil. Çocuk ne yapıyor? Orayı keşfediyor ve orayla oynamaktan haz duyuyor, keyif alıyor. Eğer biz bunu gördüğümüzde çocuğu doğru bir yere yönlendirirsek, yani herkesin ortasında değil de bu eylemin çok normal olduğunu, annen de yaptı, baban da yaptı ama sen onu lütfen odanda ya da banyoda yap gibi bir yönlendirme yaparız. Normal şartlarda çocuk sürekli yapmadığı takdirde bunu bir problem olarak görmeyiz. Ne zaman problem olarak görürüz? Çocuk sürekli bunu yapıyorsa, her boş kalanda bunu yapıyorsa o zaman bir problem olabileceğini düşünürüz. Yani çocukla ilgili demek ki nitelikli bir birliktelik yok, çocuğun duygusal boşluğu var, bununla ilgili bir aile ebeveyn yapılandırmasına geçeriz. Yani sorun nereden kaynaklanıyor? Evet. Onun dışında hani ara sıra keşfetme amaçlı yapılan mastürbasyon eylemlerini sadece mahrem olarak yapılması gerektiğini öğretir, onu doğru yere yönlendiririz. Ama yani bizim burada mümkün mü? Etkiliyor. Mümkün mü? Değil. Denetimsiz boşalmalardan birisi bu. Çünkü çocuğa diyor ki, hemen tepki veriyor. Yasak, ne yapıyorsun, babana söyleyeceğim, kızacağım, git odana, çıkma bir daha gibi bir sürü tepki veriliyor. Çocuk sürekli suçluluk duygularıyla boğuşuyor. Zaman geçiyor ama biliyorsunuz nasıl ki acıkmamızı engelleyemiyorsak cinsel dürtülerimizi de engelleyemiyoruz. Doğal olarak zamanla da her istek geldikçe yapmak istemiyor, çatışıyor kendiyle ama yapıyor, sonrasında suçluluk duyuyor. Aradan zaman geçiyor ve işte ergen oluyor ya da ergenliğe doğru gidiyor diyelim.
Çocukların odasında mahrem alan dediğimiz, onlara saygı gösterme olayımız yok. Ne yapıyoruz? Evet. Çocuk kapısını kapatamaz. Ne yapıyorsun sen burada? Niye kilitliyorsun kapını? Neler karıştırıyorsun içeride? Hani çocuğa rahat yok. Banyoya girer, biraz uzun kaldı mı? Ne yapıyorsun orada, çık denir. Taciz, sürekli evet. Taciz. Sonra çocuk bunu hızlı hızlı yapmaya başlar. Yani mastürbasyondan bahsediyorum. Hı hı. Yani öz doyurumunu çok hızlı yapmak zorundadır ki ailesinden herhangi bir tepki almasın. Dolayısıyla boşalma dediğimiz olayda, yani cinsel döngüde ne vardır? İlk önce istek, arkasından uyarılma, arkasından plote evresi deriz ve çözülme ve boşalma dediğimiz olay gelir. Hı hı. Bunlar bir döngüdür. İçinde de paralel yapılara ait bir döngü vardır. Ne oluyor? Plote evresinde erkek eğer duygu ve duyumlarının farkına varmazsa şayet, dolayısıyla boşalmasını engelleyemez. Farkında değildir çünkü duyumlarını. Çok hızlı yaptığı için o duygulara odaklanamamıştır. Dolayısıyla bir kere tabancadan kurşun çıktıktan sonra geri dönmeyeceği gibi erkeğin de pilota seviyesinden sonra geriye getirme, denetlemeye çalışması mümkün değildir. Evet. O yüzden biz cinsel terapi sürecinde bu denetleme sürecinde duyularını odaklandırıp bir takım evde yapacağı davranışsal tekniklerle bunu öğretiyoruz, tekrardan yapılandırıyoruz ve cinsel terapinin içerisinde en kolay çözüm bulabildiğimiz denetimsiz boşalmadır. Çok kolaydır ama dediğim gibi 10 erkekten 7'sinde hayatının bir döneminde gözüküyor ülkemizde. Direkt başvuru sayısı maalesef yok. Yani evet. Dolaylı yollardan. Ki çözümü basitken. Çok kolay. Evet. Ne yazık ki. Tam soruyu kaçırdım galiba, ben dağıttım. Dağıtıyorum böyle. Yok, nedenlerinden bahsediyorduk. Evet, zaten birçoğunu saymış olduk. Sağlık. Aile faktörlü olanları. Tabii. Ki bunu erkekler evlendiğinde ya da ilişkiye girdiği zaman fark ediyor genelde. Tabii ki. Çünkü o zaman her şey ortaya çıkıyor. Evet, denetimsiz boşalma diyebilmemiz için kişinin en az 3 ay devam eden, bir partnerle devam eden cinsel ilişkisinin olması gerekiyor. Birincisi erken boşalma ve denetimsiz boşalma. Neden ben erkeni kullanmıyorum onu da söyleyeyim. Erken göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre erken? Şimdi bir uyum problemi olarak baktığımıza göre şöyle örnek verelim. Diyelim ki kadın erkekle sevişiyor, mutlu, mesut, birbirlerinden haz alıyorlar, ön sevişmesini yapıyorlar. Erkek içine girdiği anda, vajen penis birleşmesi olduğu anda bir dakika içerisinde boşaldığını varsayalım. Ama bu bir dakikanın öncesinde kadın da boşalıyor. O zaman bu problem yok. Çünkü bu uyum problemi. Kadın da tatmin olmuş oluyor. Erkek de akabinde boşalmış oluyor. Her ne kadar denetleyemese de. Ama ne zaman ki kadın erkekten önce oluyor. Önce olmuyor. Yani erkek kadından, kadın erkek kadından önce oluyor. Dolayısıyla ve bunu kontrol edemiyorsa ve bu cinsel olarak uyumsuzluğa ve çatışmalara neden oluyorsa sonuç olarak buna denetimsiz boşalma tanısı koyabiliriz. Sertleşme için neler söyleyebiliriz peki? Yine bu sorunlar ortaya çıkıyor mu? Sertleşmede nedenlerine baktığımızda. Tabii nedenlerinde bunlardan da var. Bir de anne ile olan ilişkilerde de problem var. Mesela sertleşme probleminde anne çok bağımlıysa çocuğa ve fark etmeden ona bir takım babasıyla yaşayamadığı şeyleri yüklüyorsa, hani sevgilisiymiş gibi davranıyorsa, nasıl diyeyim, çocuk orada ödipal süreç var, hani 3-5 yaş arasında kız çocuk babaya, anne çocuk kız çocuk babaya, erkek çocuk anneye bir takım duygular duyuyor ve rakip olarak annesini babasını görüyor ama bir taraftan da çatışma yaşıyor, suçluluk. Biz bunu ne yapıyoruz? Sağlıklı bir şekilde doğru davranışlarla üstesinden gelmesini, kolayca özdeşim kurmasını sağlıyoruz kendi hemcinsiyle. Ama bu süreçte bir takılma yaşıyor çocuk. Annesi çok düşkün, yani hatta ahtapot anne diye tabir ediyor bir hocamız bunu. Böyle bir anne figürü var ve bir takım mahremiyet alanlarına saygı göstermiyor. Ne bileyim, banyo yaparken yanında çıplak kalıyor. İşte organını, çocuğunun organı fütursuzca yıkıyor. İşte bunlar da çok detaylı, önemli şeyler. Çocuk ne yapıyor? Evleneceği eşini anne yerine koyabiliyor. Ya da tam annesinde aradığı özellikler olan bir kadınla evleniyor diyelim. Yani annesi çok şefkatli, merhametli, sürekli bunu yedin mi, işte çikolatalı ekmeğini yedin mi diye üstüne düşen bir anne var. Evlendi, karısı da aynı şekilde şefkat duyuyor. Ve ne oluyor? Adam fark etmeden onu anne yerine koyuyor. Çünkü çok benziyor anne. Ve dolayısıyla ne oluyor? Annesine insanın organı biliyorsunuz ki hareket etmez. Dolayısıyla fark etmeden bilinç altında, çok affedersiniz ama psikoloji böyle, annesiyle yaptığını düşünüyor. Ama bunu düşüncelerinde değil direkt. Dolayısıyla sertleşme problemi yaşayabiliyor. Bunun gibi şeyler var. Bir de
Şefkat dedim ben az önce. Şefkat gerçekten güzel bir duygudur. Ama çocuklarımıza gösterdiğimiz zaman güzel bir duygudur. Eşler arasında gösterilen şefkat kesinlikle kötü bir duygudur. Eşler arasında şefkatin yeri yoktur. Çünkü şefkat gerçekten annenin çocuğa, babanın çocuğa göstereceği bir duygudur. Hatta çocuk anneye şefkat göstermez mesela. Böyle bir şey duymadınız değil mi? Dolayısıyla eşler de birbirlerini aşkla seviyorlar, duyuları, duyumları, ruhları, fizikleri bütünleşirken birden annenin yaptığı ya da babanın yaptığı tavırlar içerisine girdiğinde dediğim sonuçlar oluyor. Yani denetimsizliği ya da sertleşme problemi. Bir de denetimsiz boşalmada ya da sertleşmede de şöyle şeyler var. Biliyorsunuz cinsellik şurada yaşanıyor. Genel evlerinde, randevu evlerinde böyle kişilerin alelacele yaptığı, erkekliğin ispatı olarak görüldüğü bir takım yerlerde yapılıyor. Bu tarz ilk deneyimlerinde kesinlikle büyük etkileri var. Evet, bunlar da etkiliyor diyelim ve bir telefonumuz var yine. Tamam. Onu yanıtlayalım. Alo. İyi günler hocam. İyi günler, merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Ben bir soru soracaktım hocamıza da. Tabii buyurun. Ben de ilk yaşım 31 yaşındayım da ben de erken boşanma oluyor. Acaba hocamızın yardımcı olma ihtimali var mı? Hı hı. Cinsel terapi süreciyle bunu halledebilirsiniz ama önce üroloji muayenesinden geçin. Üroloji muayenesinde eğer herhangi bir dediğim gibi az önce biyolojik bir probleminiz yoksa bunu çok kolay bir şekilde cinsel terapi sürecine girip sizleri cinsel terapi uygulayan kişi önce görecek. Sizinle ilgili klinik bir gözleme sahip olacak. Arkasından yaptığımız bir takım inançlar ölçekleri, işte bir takım semptom belirtilerini gösteren testler ve formlarımız var. Bunları dolduracaksınız. Kişiye özel bir tedavi planı çıkartıp o doğrultuda çok kısa bir sürede halledilebilir. Peki, başka sorunuz var mıydı? Sağ olun, iyi günler. İyi günler, hoşçakalın. Şimdi görüyoruz ki nedenlerine baktığımızda aslında doğumumuzdan yetişkin bir birey haline gelene kadar anne babalarımızın davranış ve tutumları aslında çok çok etkili. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini ve tabii artık bir eşiniz varsa siz de eş olarak bazı şeyleri yapmamanız gerektiğini bilmelisiniz. Bunları öğrenmiş olduk bugün. Cinsel terapiden bahsedecek olursak bu ne şekilde yapılıyor ve bunun etkileri ne oluyor ve bu dönemde bayanın ya da erkeğin dikkat etmeleri gereken şeyler var mı terapi sürecinde? Evet, var. Şimdi cinsel terapi aslında birçok terapinin bir arada olduğu, yani bütüncül terapi gibi de bakabiliriz. İçinde neler var? Bilişsel terapi yöntemlerini kullanıyoruz. Yani kişinin tamamen algılarını neler etkiliyor, bu algılarını değiştiriyoruz. Sadece bir bilgi, ufak bir bilgi eksikliğinden, yanlış bilgi eksikliğinden de olabiliyor çünkü. Onun dışında duygusal süreç dediğimiz kişinin bu algılamaları yaşarken duyduğu duygular, bu duyguları etkileyen faktörler neler, bunlara bakıyoruz. Psikanaliz dediğimiz bir yöntem var. Tabii psikanaliz çok uzun bir süreç ama yani yine de bir dinamiklerine gözden geçirebiliyoruz. Aynı şekilde davranışçı terapi dediğimiz tamamen kişinin evde uygulayacağı. İlk önce terapi odasında görüşüyoruz, yapılandırdık. Ondan sonra sırasıyla gidiyoruz işte neredeyiz. İşte bilinçlendirme seviyesinde hepsini terapi odasında yapıyoruz. Hiçbir şekilde bizim ofisimizde hani herhangi bir mahrem bölgeyi görmek, dokunmak, kişiyle herhangi bir temas yok. Sadece bilgilendirme, bu konuyla ilgili konuşma, arkasından da evde yapacağı bir takım davranışsal teknikler var. Sistematik duyarsızlaştırma gibi, işte başka davranışsal şeyler var, özellikler ödevler. Ödevler var. Kişiler bunları evinde uyguluyor, evinin mahrem ortamında uyguluyor. Ve sonra o aşk oyunu diye nitelendirdiğimiz aslında ödevlere direkt ödev gözüyle bakmıyoruz. Çünkü bunları yaparken değişik bir çerçeve çiziyorlar. Aynı zamanda farklı bir cinsel boyut kazanmış oluyorlar. Dolayısıyla buna oyun gibi bakarak, kendi bedenlerin, ruhlarının keşfi olarak bakarlarsa çok daha eğlenceli ve ilerleyebildiğimiz bir süreç oluyor. Bunları yaptıktan sonra yenisi için tekrar gidiyorlar, randevu alıyorlar, biz randevu veriyoruz. Tekrar o gün neler olmuş, neler yaşamış, duyumları ne, nasıl gidiyoruz, bunları değerlendiriyoruz. Arkasından onu yapmış, yapabilmişse yeni ödeve geçiyoruz. Kendisiyle yaptığı gibi eşiyle de, yani partneriyle de birlikte yapacağı eylemler var.
Bu ev ödevlerini yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler var mı peki? Tabii ki zaman var. Ayırma ya da farklı şeyler. Aynen öyle. Zaman ayırmak kesinlikle önemli. Eğer biz bunu problem olarak gelip bir cinsel terapi sürecinde çözmeye karar vermişsek şayet, şimdiye kadar yaptığımız bütün alışkanlıklardan, bunlar nedir? Komşu ziyaretleri, sosyal aktiviteler, dışarıda çok zaman geçirme ya da ne bileyim önceliğimizin işten başka bir şey olamaması gibi. Eğer bu sürece giriyorsak şunu demeliyiz. Ben 1-2 ay en fazla şuna kendimi ayırıyorum. Bak, duruma göre değişen bir faktör süre çünkü. Buna ayırıyorum ve tek önceliğim bu olacak. Onun için de şimdilik şu yaptığım eylemlerden kendimi mahrum edeceğim. Evet. Bunu düşünmek gerekiyor. Gerçekten kanalize olursak, buna odaklanırsak başarı elde edebiliyoruz. Yani başarı oranını etkileyen şeyler kesinlikle aslında çiftlerin yaptıkları da olmuş oluyor bir yerde. Aynen çünkü öyle. Ben tamam terapi yapıyorum, terapi alıyorum, oldu bitti diye bir şey yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada çiftler de biraz çaba göstermeli. Sorumlulukları en baş, bakın aslında tedavi eden bizler değiliz. Bizler rehber oluyoruz kişilere. Evet. Kişiler ne yapıyor? Bizim rehberliğimiz doğrultusunda onlar kendi kendilerine sorunlarını bizim verdiğimiz aşk oyunları doğrultusunda çözmeye gidiyorlar. Ve bunları da kendi evinin mahrem ortamında yapıyorlar. Hani o Haydar Dümen'den duyduğumuz gibi değil. Yani muayenehane ortamında ya da işte ofis ortamında herhangi bir uygulama, bir müdahalemiz yok bizim. Evet, burada yine çiftlerin baş başa kaldığı evet bir yerde oluyor. Kesinlikle bu. Kendi evlerinde o da. Evet, kendi evlerinde oluyor. Peki erkek ve kadın da cinsel sorunlar ne gibi problemlerin oluşmasına neden oluyor? Çünkü evliliği de etkiliyor dedik. Bu erkeği ne şekilde yıpratıyor? Çünkü ertelenebiliyor da çekimsel yaklaşıldığı için diyoruz. Kadın ve erkeği duygusal olarak ne şekilde etkiliyor psikolojik olarak? Şimdi kadında bir kere eksik olduğu düşüncesi, değersizlik hissi, tam bir kadın gibi hissedememe. Çünkü kadın olmanın aşamalarında son aşamaya bile gelememiş. Yani ilk aşamalarda takılmış, son aşamaya da gelememiş kadın. Dolayısıyla diğer kadınların kolaylıkla yapabildiği bir şeyi ben niye yapamıyorum? Ya da erkek de aynı şekilde. Ve dolayısıyla önce kendine değersizlik, öfke kendine, daha sonra bu öfkeyle başa çıkamadığı ve değersizlik duygularıyla başa çıkamadığı için karşı tarafa projekte etme. Yani eşine karşı en ufak bir şeyde patlama. Keza aynı şekilde diğer eşin, karşı taraftaki kişinin de ona karşı öfkesi, kendisini değersiz hissetmesi, onu sevmediği düşüncesi gibi birçok duygusal faktörlere, çatışmalara neden oluyor. Ve aslında nedeni, altyapısı belli olan bir konu olmasına rağmen başka konularla ilgili anlaşamadıklarını düşünüyorlar. Hatta beni arayanlar genelde şöyle derler: hocam biz cinsel terapi de almak istiyoruz ama bir de aile danışmanlığı almak istiyoruz. Ama ben de şunu diyorum, cinsel terapi zaten sadece cinselliğe odaklanan bir süreç değil. Ben önce çiftler geldiğinde bir uyum problemi olarak baktığım için şuna bakıyorum. Bakalım sağlıklı bir ilişkileri var mı? Sağlıklı iletişimleri var mı? Eğer yoksa biz şunu diyoruz, sağlıklı bir ilişki yoksa sağlıklı bir cinsellik de olmaz. Dolayısıyla önce ilişkilerini yapılandırmaya gidiyorum. Arkasından sorun her neyse onu hallediyoruz. Bu ilişkideki problemler de cinsel yaşamı o zaman etkileyebiliyor. Çok, onlar çok etkiliyor. Genelde neler oluyor peki? Aslında bir kısır döngü gibi evet, düşün. Biri onu etkiliyor, o onu etkiliyor. Evet. Giderek işte hangisinden kaynaklandığın çok önemi kalmıyor bizim için. Önce hangisinin çözülmesi gerekiyorsa onu çözüyoruz, sonra cinsellik aşamasına geçiyoruz. Evlilikte bir problem varsa bu ne oluyor peki? Cinsel yaşama yansımış olarak görülen problem sorunlar. Problem olarak mı? İşte kıskançlık. Çünkü ne oluyor? Kişi onunla doğru düzgün yaşayamadığını ve kişisel olarak algıladığı için kendisini reddedilmiş olarak algılıyor. Ve diyor ki acaba başka kadın, başka erkek mi var? Bir paranoya başlıyor. Ve dolayısıyla ilişkilerde yıpranma, kavgalar, çatışmalar oluyor. Sonra toleranssızlık oluyor. Yani aslında tolere edebileceğimiz bir problem ya da bir sorun varsa karşı tarafla ilgili, bunu artık tolere etmiyoruz ve en ufak bir şeyinde küçücük bir kıvılcım büyük ateşlere dönüşüyor. Böyle çatışmalar yaşıyorlar. Kayınvalide problemleri yaşanıyor. Birbirlerine saldırılar ve canlarını acıtacak şeyler buluyorlar. Yani kişinin nereden acaba canını acıtabilirim diye artık hani derler ya, halk arasında bel altına vuruyor. Evet. Böyle şeyler yapılıyor. İleri boyutlara gidiyor. İleri boyutlara gidiyor. Erkekte, boşanmalara kadar peki, gidiyor. Evet. Denetimsiz boşanma ya da sertleşme söz konusuysa, bugün denetimsiz boşanmanın üzerinde daha çok durduk ki yaşanan sorunlardan en çok görülen sorunlardan biri anladığımız kesinlikle kadarıyla da. Burada bir erkek bunu yaşıyorsa peki onun hissi ne oluyor? Erkek de kendini yetersiz ve değersiz hissediyor ama kadın çok problem etmiyorsa eğer, bunun çok üstünde durmuyor, hatta konuşmak bile istemiyor. Ne yapıyor işte, çok nadirdir hani bununla ilgili eğer partner sıkıntı çıkartmıyorsa, yani eşi, kendileri kendinden gidip başvurmazlar. Çünkü bunu bir utanç olarak görüyorlar. Yani
erkeklik sadece penise odaklandığı için zannediyorlar ki o penisim güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Hı hı. Halbuki her şeyde olabileceği gibi, nasıl ki hani Cem Yılmaz'ın da bir esprisi vardı hatırlarsanız, hani ya kanser olmuş derler, kanser olmuşsa ya da midesi ağrıyorsa böyle olmaz diyor. İşte hani komik komik anlatıyorlar falan, gülüyorlar, dalga geçiyorlar. Yani sanki bu bedenden çok ayrı bir yapıymış gibi, hı hı. sanki bizim elimizdeymiş gibi ve biz bununla ölçütümüz varmış gibi düşünüyoruz, böyle yetiştiriyoruz. Evet, ki erkekteki problem de herhalde nedenler arasında bunu da kesinlikle, katabiliriz değil mi? Erkeklerde böyle bir sorumluluğun yüklenmiş olmasına. Tabii kesinlikle çok hı hı. haklısınız. Yani erkekliğe de bakın, baştan itibaren şöyle bir sorumluluk yükleniyor. Maalesef ki hala azalmakla birlikte yapılıyor. Hı hı. İlk gece korkuları olan birçok kadın var. Onlar da yanlış hurafelerle vesaireyle yetişiyorlar. Evet. Ve bir kaygıyla, endişeyle giriyorlar eşleriyle, sevdiği kişiyle. Aynı şekilde aynı yük erkeklere de var. Her ne kadar ataerkil bir toplumda olsak da yine onlara da yüklenen şeyler var. Hatta o hani sırtına vurma hı hı. eylemi bile, hadi bu koçum benim, göster kendini, onunla evet. odaklasın. Ve erkek şunu düşünüyor girdiğinde. Penisim sert kalsın ve sonuna kadar bu işi başarmalıyım. Hani sanki bir başarı gibi. Hı hı. O yüzden duyumlardan, duygulardan uzaklaşılıyor. Tamamen mekanik bir sürece dönüşüyor. Aynı şekilde kadın da işte o korkularla, canım acıyacak, patlayacak, yırtılacak. O kadar çok hurafe var ki. Halbuki anatomik bilgileri bile yok. Anatomik bilgileri olsa bu konu hı hı. yok derken bunu küçümsemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. O kadar yok sayılmış ki. Bununla ilgili bir şey öğrenmek bile gereksinim duyulmamış. Kulaktan evet. dolma bilgilerle, hani ara ara bıyık altı gülümsemelerle öğrenilmiş şeyler var. Ama bizim ilk yaptığımız tedavide ilk aşama kesinlikle her iki cinsin de anatomisini bilimsel olarak onlara aktarmak. Ki böyle bir sorun varsa hı hı. bu cinsel terapiyle çözülebilecek bir sorun ve anne babalara da çok büyük görevler hı hı. düşüyor. Bizler de eğitimlerle ve tabii ki bu tarz programlarda bunları rahatça konuşarak belki yavaş yavaş üstesinden evet, geleceğizdir toplum olarak. Evet, artık sonraki nesiller için inşallah evet. üstesinden gelelim. Umuyorum ki gelelim. Ama bir de şöyle bir problem var. Şu anda artık günümüzde anne babalar şunu diyor. Ya tamam, cinsel eğitim verilsin, eskisi gibi değiller. Hı hı. Ama diyor, nasıl söyleyeceğim, nasıl yapacağım? Ben de diyorum ki evet. bilgi eşittir özgüven. Eğer siz yeteri kadar bilgilenir, yeteri kadar bununla ilgili bir şeyler okursanız, bir uzmandan yardım alırsanız hı hı. söylemek konusunda da sıkıntınız gidecektir, kaygınız gidecektir. Burada çocuğa ne tarz kelimeleri kullanacaklar, kesinlikle, ne şekilde söyleyeceklerini kesinlikle. Bilemiyorlar ne zaman, ama bunun da yolu evet, var. Evet, bunun da yolu gibi. Var. Ve de anne baba elbette ki hani o kültürden gelmediği için ne kadar modern bakarsa baksın illa hı hı. onların da bir takım ketlemeleri oluyor burada. Yüzleri kızarıyor, net söyleyeceklerini bilemiyorlar, heyecanlanıyorlar. Böyle bir durumda hani kendisinin anne babasının konuşmadığını, o yüzden biraz çekindiğini ama aslında bunun çekinilmeyecek bir konu olduğunu, bunun kesinlikle oğluyla konuşması ya da kızıyla konuşmasını çok istediğini, bu soruyu bana sorduğun için sana çok teşekkür ediyorum demeyi ve hatta bilmediğiniz bir soruysa anne babanın bir şeyi bilmemesi çocukta gerçekten büyük güven kayıplarına neden olmaz. Bilakis cevaplanmayan sorular, yanlış verilen bilgiler daha fazla güvensizde ya da yalan bilgiler diyelim, doğru olmayan bilgiler daha fazla güvensizliğe neden olur. Leylekler getirdi gibi mesela. Hı hı. Evet. Bu gibi durumlarda belki ne yanıt vereceğini araştırıp hı hı. sonra mutlaka kesinlikle. Evet, şöyle demeli. Evet. Diyelim. Şu anda gerçekten hı hı. aynen sorunu bilmiyorum canım. Hı hı. Ben de gerçekten anne babam tarafından bu konularda yetiştirilmedim. Şu anda nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama emin ol sana hemen araştırıp bu konuyla ilgili bilgi edinip tekrar bu konuyla ilgili sana cevap vereceğim. Hı hı. Ve bunu en kısa sürede de halletmeleri gerekir. Evet. Hı hı. Yani hem çiftlerin ilişkilerinde hem de anne babaların çocuklarla olan ilişkilerinde hı hı. iletişimin açık olması, kesinlikle. Açıkça konuşulması aslında hı hı. her yolun önünü de açacaktır diyelim hı hı. ve noktalayalım. Ya, programı bitti mi? Çok teşekkür ne kadar ediyoruz. Kısa sürdü. Verdiğiniz bilgiler için ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Sizin de. Değerli izleyenler, programı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.